alıyor. Gidiyor işte Yeşilyurt'tan alıyor. Yani değişik yerlerinden alıyor. Ama inşaatta pahalılanmanın sebebi hem arsanın yetersizliği. İzmir'de arsamız çok yetersiz. Bir birim arsa payıysa inşaat 50 birim kaldı. Yani arsa payı inşaat maliyesinin üzerine çıktı. Bu çok önemli bir şey. Yani bu konuda siyasetten konuşmuyorum. Yerel iktidarında, genel iktidarında İzmir'de arsa üretmesi lazım. Değilse Güzelbahçe'de 1 metrekare arsa şu anda 6000 TL. Yani bir ev yapacak yer 700 metrekare. 4 milyon 200 bin TL arsa payı geliyor bir müstakil ev için. Yani inşaat sektöründe fiyatlanmanın sebebi inşaat maliyetleri ya da müteahhitler değil bence. Arsanın çok pahalı olması İzmir'de. Düşünsenize 90 milyon ülke diyelim artık çok büyüdük. Ve içinde yaşayan yabancılarla 90 milyonuz biz. Bu ülkedeki pek çok kişi İzmir'de yaşamak istiyor. Bunların üst gelir grubu olanların hepsi seçecekleri yerler Çeşme, Bodrum, İzmir. Yani bu üçgende büyük şehir olarak da Bodrum'da mesela her şeyi bulamıyorsunuz. İzmir'i seçiyor. Şimdi düşünün 10 tane arsamız var. 100 bin kişi yerleşmek istiyor. Bu da bu arsaların fiyatlarını yükseltiyor. Dolayısıyla arsa üretmemiz lazım İzmir'de. Planlı, mantıklı. Arsa üretemezsek bu fiyatlar, ben işe ilk başladığımda şöyle söyleyeyim yani 25 yıllık ben de iş adamıyım. 15 yıldır da aynı ofisteyim. 500'e katladı arsa fiyatları. Yani 50 bin lira olan arsalar şöyle söyleyeyim 3 milyon, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon TL'ye kadar çıktı. Ve 15 yıl içinde oldu bu. Dolayısıyla İzmir'deki en büyük sorunumuz arsamız yok. Arsa üretmemiz gerekiyor ama yerel iktidarın, genel iktidarın bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Yoksa bu fiyatlar TL'ler, Euro'ya, Euro'lar, Dolar bu şekilde katlayıp gidecek. Pahalılığın sebebi de bu. Ama talep var. Bir de tabii bir deprem yaşadık, yıkıcı bir deprem. Birçok kişi bir günde evsiz kaldı. Şimdi bu ailelerin yeni...